sanatçısı olarak kazandı. Aynı yıl geçici görevle Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'na atandı. 1995 yılında Ankara Korosu'ndaki görevinin yanı sıra Kırklareli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Türk Sanat Müziği Korosu'nun şefliğini yürüterek konserler verdi. 1997 yılında Diyarbakır Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'na koro şefi olarak atandı. 2000 yılında Ankara Devlet Korosu'na tayin olup Kültür Bakanlığı'nın emriyle Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Gençlik Korosu'nu kurdu ve şefliğini yürüttü. 2002 yılında Ankara'da Etimesgut Belediyesi Türk Müziği Konservatuarı, 2003 yılında Keçiören Belediyesi Türk Müziği Konservatuarı kurucuları arasında yer aldı ve bölüm başkanlıklarını yürüttü. 2007 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu'na ses sanatçısı olarak atandı. Bu görevinin yanı sıra aynı yıl Diyanet İşleri Başkanlığı Türk Tasavvuf Musikisi Kadın Korosu kurup çalıştırarak koro ile birlikte yurt içinde ve Almanya'nın 13 eyaletinde konserler verdi. 2011 yılından bu yana Kadem Müzik ve Edebiyat Dergisi'nde pek çok yazıya ve röportaja imza attı. 2013 yılında TRT Name'de yayınlanan Türk Musikisi'nin 52 büyük üstadının hayatlarını konu edinerek gerçekleştirdiği Gönül Ustalarımız programı, Türkiye Yazarlar Birliği'nce yılın en iyi radyo prodüksiyonu ve prodüktörü ödülüne layık görüldü. 2013 yılından bu yana Türkiye Yazarlar Birliği'nin yayınladığı yılın müzik bölümü yazmakta olan Sayın Konu, 2015 Eylül ayında Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'na atandı ve 2021 yılına kadar koro müdürlüğü ve şef yardımcılığı görevini birlikte yürüttü. Konserimize geçmeden önce programı destekleyen kuruluşlar adına konuşmalarını yapmak üzere Türk Kadınları Kültür Derneği Genel Başkanı ve Kerim Vakfı Kurucu Üyesi Sayın Emine Bağlı'yı kürsüye davet ediyoruz. Muhterem gönül dostlarımız, alemlere rahmet olarak gelen Hazreti Peygamber'in konu alan Mevlid-i Şerif'le ilgili programa ve konserimize hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Malumunuz olduğu üzere Mevlid yazarı Süleyman Çelebi'nin vefatının 600. yıl dönümü münasebetiyle ülkemizin teklifi ve UNESCO'nun kararıyla 2022 yılı Süleyman Çelebi'yi anma yılı olarak ilan edilmiştir. Bu vesileyle Kültür ve Turizm Bakanlığı, Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Kerim Vakfı ve Türk Kadınları Kültür Derneği müşterek bir faaliyet düzenleyerek Süleyman Çelebi'yi bir panel ve mevlid konseriyle yad etmek üzere bir program hazırlamıştır. Süleyman Çelebi ve Mevlid konulu panel için kıymetli hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Fevkalade bir şekilde bilgilendik. Allah razı olsun, ömürlerine bereket. Bugün sizlerin karşısında Genel Başkanlığını yürütmeye çalıştığım ve gayret ettiğim TÜRKKAD, Türk Kadınları Kültür Derneği olarak ve kurucularından olduğum Kerim Vakfı adına sizlerin huzurundayım. Kültür, sanat, eğitim, sağlık gibi alanlarda yüklendikleri vazifeleri hayır anlayışı ile yerine getirmeyi hedefleyen pek çok dernek ve vakıf mevcuttur. Bu kurumları değerli kılan, faaliyet alanlarında gösterdikleri çalışmaların yanı sıra sahip oldukları ve yaydıkları ilkelerdir. Bir büyük etken de onu kuran isimlerin kendilerini insanlığa adamış, vakfetmiş şahıslar olmalarıdır. Vakıf anamız
Sami Hayverdi, ömrünü vatan ve milletinin iman, irfan ve kültürünü tanıtmaya vakfetmiş böyle bir şahsiyettir. Kendisini harekete geçiren zihniyet, insanoğlu için iki dünyaya da yetecek sermayenin haktan aldığını halka vermek ve halka hizmetin hakka hizmet olduğu düşüncesidir. Dil, tarih, irfan, medeniyet, insaniyet ve aklı selim bu kuruluşların mayasını teşkil etmektedir. Bakış açıları geniş ve derindir. Yaptıkları çalışmalar uzun vadelidir. Düsturları, iman ve kültür şuurunu günlük münakaşalardan uzak bir şekilde hayata geçirmektir. İşte Mevlid geleneğimizde bunun hayata geçmiş en güzel örneklerinden biridir. Bugün burada Türk Kat ve Kerim Vakfı adına bulunuyorum. Türk Kadınları Kültür Derneği, fikir ve isim annesi Samiha Ayverdi olan bir dernektir. Milli varlık ve birliğimizin korunmasında büyük sorumluluğu olan, aileyi kuran ve yaşatan, yarınlarımıza sahip çıkacak nesilleri yetiştiren hanımlarımıza milli, manevi değerlerimizi tanıtmak, yaşatılmasını sağlamak üzere 1966'da kurulmuştur. Kerim Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı ise aynı gelenekten beslenen muhterem Meşküre Sargut ve Allah sağlık afiyet versin Cemal Nur Sargut hanımefendilerin gayretleriyle 2012'de kurulmuştur. Dünyanın bütün bugün aradığı, ihtiyaç duyduğu huzur ve mutluluk kaynağının herkesi kucaklayan bir aşk, iman ve birlik anlayışı, yani İslam medeniyetinin özünü oluşturan tasavvuf ile mümkün olacağı fikri üzerine yükselmektedir. Yarınlarımızı emanet edeceğimiz aydın Türk insanının yetişmesine vesile olan dernek ve vakıflarımız, bugün uluslararası bir mahiyet kazanmış ve akademik vasıflı oluşumların da içinde hizmet etmektedir. Çok şükür, şükrediyoruz. Türk Kadınları Kültür Derneği olarak yıllardır çalışmalarımıza destek veren Kültür Bakanlığı'nın hocalarından, şeflerinden Nebahat Konu ile Burdur'da okunan Cumhur Kadın Mevlid geleneğini Ankara'da yaşatmayı ve tanıtmayı düşünmüştük. Maalesef Kültür Yolu festivalleri dolayısıyla uygun salon bulamadık. Nasip buradaymış efendim. İstanbul Şubesi Başkanımız Cemal Nur Hanım'la istişaremiz neticesi akademik bir panelle birlikte bu konseri İstanbul'da icra etme fikri doğdu. Allah ondan razı olsun. Kendisine teşekkürlerimizle acil şifalar diliyoruz efendim. Devlet Türk Musikisi sanatçısı Nebahat Konu'nun sanat yönetmenliğini yürüttüğü Nisa Türk Müziği topluluğuna katılımlarından dolayı bir kısmının Ankara'dan İstanbul'a gelmesinden, zahmetlerinden dolayı Nebahat Hanım Efendi'nin şahsında ayrı ayrı teşekkürlerimizi sunarız. Saygı ve muhabbetlerimizle cümleye hayırlar dileriz efendim. Hürmetlerimle. Nisa Türk Müziği topluluğu saz sanatçılarını sahnedeki yerlerine almaları için davet ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu üyelerinden Gül Güldaş Küçük Şahin ve Reyhan Yiğitbaş İllez. İstanbul Devlet Türk Halk Müziği ve Modern Folk Müziği Araştırma ve Uygulama Korosu üyelerinden Sinem Kondoroğlu. İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu üyelerinden Arzu Kopuz Çelik. Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu üyelerinden Merve Mavi Tuna,
ve Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuarı öğretim elemanlarından Nurten Yılmaz. Topluluğun ses sanatçılarını sahnedeki yerlerine almaları için davet ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu üyelerinden Filiz Bayraktar'ı, Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu üyelerinden Neşe Dursun Saraç ve Meltem Seyfioğlu'nu ve aynı zamanda Nisa Türk Müziği Topluluğu Sanat Yönetmeni Nebahat Konu'yu sahneye davet ediyoruz efendim.
ahli alemdir Hazreti Muhammed Mustafa Ra salavat. Oh,
No!
Hem
Muhammed gelmesi oldu yakin. Çok alametler belirdi. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Ol Rebiul Evvel ayın necesi 12. gecesine gecesi. Ol gece ki yarın.
yaradılan cihan gelmiş değil. Bu senin oğlun gibi kadri cemil bir ana. Tevhid-i irfan kanıdır bu gece ol. Gecedir kim ey şerif? Nur ile Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Bu gece şadan olur erbabı değil, bu gece eshab-ı dil ya Resulallah. Rahmeten lil alemindir Mustafa. Hem şefi'al müzdemindir Mustafa. Vasfını bu resme tertip ettiler. Ol mübarek nuru tervip ettiler. Amin eder çumak doldu tamam. Kim vücuda gele ol hayrül enam. Susadım gayet hararetten kati. Sundular bir şerbeti. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Şerbeti şeker de yok idi. İçtim anı oldu cismin nura gark. Gidemezdim kendimi nurdan fark. Geldi bir akkuş kanadıyla revan. Arkamı sıvadı kuvvetle hemen. Doğdu ol saatte ol sultanı din. Nura gark oldu semavatü zemin. Sallu aleyhi ve sellümü teslima. Hatta tenalu cennete ve na'im.
Es-salatu ve-selamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu ve-selamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu ve-selamu aleyke ya Seyyidel evveline vel Oh.
Mestü hayranım, zarı gir yanım. Mestü hayranım, zarı gir yanım. Her nefis anım, kur demek ister. Her nefis anım, kur demek ister. Gece
et ki yandım. Ya Resulallah. Allah ya Thank you.
Efendim, Nebahat Konu hanımefendinin yönetiminde lütfedilen bu güzel mana terennümüne sonsuz teşekkürlerimizi arz ederiz. Son bir eser okuyalım. Efendim, tabii lütfedersiniz. Buyurun. Buyurun Leyla'm. Efendim, tekrar teşekkür ediyoruz. Hazreti Kenan Rifai, denizleri dalgalandırmak için rüzgara ihtiyaç vardır. Aynen öyle olduğu gibi Cenab-ı Hakk'ın rahmeti deryasını hareketlendirmek için de duanın gerektiğini buyurmuş. Hazreti Kenan Rifai'nin indinde niyaz ve duanın kıymeti belki de bir dileğin yerine gelmesi değil, sadece Allah'a yalvarmış olmaya şükrediştir.
kendilerinin yalvarışlarından arz etmek istiyorum. Ey bize akıl ve idrak ihsan eyleyen Allah'ım ve bir yağ parçasından ibaret olan iki gözümüze göklere kadar yükselen nur dalgaları veren, dil denilen bu et parçasından hikmet nehirlerini sel gibi akıttıran ve bu nehri kulak denilen delikleri vasıtasıyla meyvesi akıl ve idrakten ibaret olan can bağına ulaştıran Allah'ım, sen ayarı yar eden ve dikenlere türlü türlü rengarenk güllerden hilat giydiren ve benim namı nişanım, adı şanım yok iken onu bu alemi şuhuda getiren Allah'ım, lütfundan ne eksilir ki bu toprak vücudumu yine aşk ve rahmet çiçekleriyle ve cemalin tecelliyatı meyveleriyle bezeyip süsleyip senin cevlangahına layık bir nur bahçesine koysan. Lütfundan, kereminden ne eksilir? Bu duayı etmeyi sen bana öğrettin. Dua et, kabul edeyim dedin. Onun için bu dua sendendir ve senindir. Kabulü de yine sana aittir. Biz ne isteriz de sen vermezsin. Senin için güçlük yok. Nur ve zulmet, akşam ve sabah da yok. Ya Rabbi, bizden muradın ne ise bize onu müyesser eyle. O muradın ki kullarında ihlas ve safa ve ahitlerinde sıdk ve vefadır, ondan ayırma. Bizi senin benliğine benliksiz eriştir ki sıfatınla sıfatlanalım. Bizi bizsiz senden sana ulaştır ve şükrün yolunu bize müyesser et ki taat ve hizmette seninle olalım. İlahi, yüzümüzü iman ve İslam kıblesinden, ayağımızı tevhid ve ikan yolundan ayırma. Ya Rabbi, bizi senin murad ettiğin doğru yolda eyle. İlahi, hıfzınla iffet, aşkınla gına ve devlet ihsan et ve hidayete erdirdikten sonra dalin ve mağdubinden eyleme. Bugün bu toplantıyı yapmamıza vesile olan rahmetli Süleyman Çelebi'nin ruhu için, bize Peygamber Efendimiz'i tanıtan büyüklerimizin ruhları için, en başta Hazreti Peygamber'in ruhu için elbette ve onu böyle güzel asırlarca yad etme imkanı sunan Süleyman Çelebi'nin mevlidi sayesinde bugün buradayız. Ve bu memlekette böyle bir hanımefendiler heyetinin de huzurlarınızda bu icrayı, bu meşki ifa edebilmeleri için Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının ve bütün şehitlerimizin ruhları için, gazilerimizin ruhları için, memleketimizin hayrı için çalışanlara Allah'ın yardımının erişmesi için, Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü muhterem Nevzat Tarhan hocamızın sıhhati, afiyeti, devleti, devamı için ve efendim bilhassa Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü'nü kuran, buranın banisi, bizlerin bugün burada buluşmasını çok isteyen, bunun için çok çalışan muhterem Cemal Nur Sargut hocamızın sıhhati, afiyeti, şifası için, onun burada bizimle olduğuna iman ediyorum sevgili dostlar, muhterem hocalarım. Bağışlayın, tutamıyorum kendimi. Çünkü onu çok seviyorum. Çok sevdiğim için onun sıhhatte daim olmasını istiyorum. Bütün hastalarımızla beraber hocamıza da sağlık, afiyet niyaz ederim. Hepimize sağlık, afiyet niyaz ederim. Ölmüşlerimizin ruhu, kalanların sıhhat, afiyeti ve efendim enstitümüzde nice güzel çalışmaların devamı için sevgili doktor öğrencilerimizin, yüksek lisans öğrencilerimizin çalışmalarının yayınlanmaları için, hem de çok güzel mecralarda yayınlanmaları için hanımefendilerle nice nice buluşmaların nasip olması dileğiyle bütün muhterem heyetinizi hürmetle selamlarım ve şu mikrofonu istirham etsem arkadaşlarım Emine Bağlı hanımefendiye iletebilirlerse çok teşekkür ederim Nebahat Hanımcığım. Efendim, dün de vefatı sene-i devriyesi idi. İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy, milli ve manevi değerlerimizin temsilcisi, kendisinin de ruhu için. Efendim buyursunlar. El-Fatiha.
ediyorum. Nisa Türk Müziği Topluluğu saz ve ses sanatçılarına günün hatırası olarak şükran plaketini takdim etmek üzere Enstitü Müdür Yardımcımız Profesör Doktor Emine Yeniterzi hocamızı kürsüye davet ediyoruz efendim. Efendim, Türk Kadınları Kültür Derneği Genel Başkanımız Emine Bağlı hocamız Süleyman Çelebi'nin Mevlidi üzerine hazırlanmış bir eseri takdim edecekler sanatçılarımıza. Hepsi çıkacak.
teşekkür ederim. Efendim, Türk Kadınları Derneği Başkanımız Emine Bağlı Hanımefendi, büyüğümüz, bizi Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nun çalışmalarında da çok destekledi. Kendisiyle hem İlahiyat-ı Kenan konseri verdik, hem Nevesel Kökteş konseri verdik, sponsorumuz oldu. Hem Safiye Ayla konserimize sponsor oldu. Her daim yanımızda oldu. Ben gerçekten yanında olmaktan, her zaman yanında olmaktan o kadar onur duyuyorum ki anlatamam. Sanki evladı gibi hissediyorum kendimi. Her imdat dediğimde yanımda olmuştur. Bu konseri de dediği gibi biz Ankara'da planlamıştık. Fakat Cemal Nur Hanım'la birlikte İstanbul'da olmasına karar verdiklerinde ve beni Cemal Nur Hanım aradığında o gün inanılmaz mutlu oldum. İnanılmaz sevindim. Arkadaşlarıma bir müjde gibi duyurdum ve bugünü böyle iple çektik. O manen aramızda gönlümüz her an, dualarımız onunla. Ben inanıyorum, çok güçlü bir insan. Yine birlikte olacağız ve yine konserde, hatta Mevlid ile ilgili konuşmaları da inşallah bize kendileri yaparlar efendim. Efendim, tekrar çok teşekkür ediyorum Nebahat Hanım nezdinde. Bütün sanatkar arkadaşlarımıza Allah razı olsun geldiler, teşrif ettiler. Bizi gönülden vurdular, gönlümüzü yıkadılar. Çok şükür Üsküdar Televizyonu vasıtasıyla da zannediyorum yayınlandı ve kaydedilip herkesin istifadesine sunulacaktır. Nevat Hanım'la görüşmemizde bu senenin başından beri hep bu programı düşünmüştük, planlamıştık. Ama Burdur Kadın Mevlidi'nin ne olduğunu bize anlatacaktı ve nasıl elde ettiklerini, buna nasıl ulaştıklarını, hatta bunu ben mi anlatayım, sen mi anlattırsın Nebahat'cığım dediğimde, siz anlatın dedi ama ben senin çalışman neticesi bu. Lütfen sen bize izah et demiştim. Onu yapmaktan imtina ettiler. Çünkü Allah rahmet eylesin, Ahmet Hatipoğlu hocamız, o da rahmet istedi. Çocukluğunda annesiyle birlikte bu mevlütlere gidermiş ve hafızasında kalan nameleri notaya geçirmiş daha sonra. Bunu da Nebahat Hanım'a emanet etmiş. O da bu emaneti bizle paylaştı. Nasıl olduğunu, neler yaptıklarını, nasıl bir mevlüt icra ettiklerini hanımlar arasında bize tanıtmış ve duyurmuş oldular. Bundan sonra da daim olur. Daha nice derneğimizin özellikle maksadı kültür hazinelerimizi herkese, cümleye tanıtmak, yaymak. O halde kendilerinden de musiki konusunda tabii ki pek çok arkadaşımızla birlikte, Elifciğimle birlikte tanıtırlar, bizi ihya ederler, gönlümüzü yıkarlar inşallah efendim.